Evet, birazdan tam konumunu öğreneceğiz. Çok uzun sürdü bu. Başka bilgisayar olsa şu ana çoktan öğrenmiştik. Benimkinde böyle şeyler için ekstra önlemler var. O yüzden bu kadar uzadı. İşte yerini buldum. Hadi. Yine o arıyor. Laptopunu kafeye bıraktım. Gidip alabilirsin. Ne olmuş? Ne dedi? Laptopunu kafeye bıraktım dedi. Resmen korkmuş. Bırakmış mı? Neyse hadi gidelim. Meltem, şeytanı buna nasıl müsaade etti ki? Doktor, sonunda her şeyi öğrenebileceğiz. Ne öğreneceğiz? Münevver teyzeyi bunu yapanın kim olduğunu öğrenebileceğiz. Görüntüler bunun içinde. Nasıl olur? Nasıl yapar böyle bir şeyi? Ben de aptal gibi inandım. Şüphelenmedim bile. Her şeyi silmiş. Pislik herif. Tamam, sakin ol. Kendini hırpalamana gerek yok. Elinden geleni yaptın zaten. Bu kadar basit değil. O şerefsize yaptığını ödeteceğim. Hayır, hiçbir şey yapmayacaksın. Bırak şu telefonu. Başını belaya sokmanı istemiyorum Mert. Atmış şerefsiz. Allah'ın cezası şey. Demek hapse girmek istemiyorsun. Görüntüleri verirsen kurtulacağını düşünüyorsun, öyle mi? Eğer ağzını açarsan gün yüzü göremezsin. Hapis köşelerinde ölüp gidersin. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle. O bilgisayarın içindeki görüntüleri silip yok edeceksin. Sonra da kafeye götüreceksin. Mert'e söyledikten sonra kayıplara karışacaksın. Efendim, herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.